Ramazan Ustam kanalına ve mutfağıma hoş geldiniz. Kumpir sevenler bu tarif sizin için çok pratik, çok lezzetli. Haydi bakalım detaylara geçelim. 6 adet patatesimin kabuklarını soydum, yıkadım, temizledim. Küp küp olacak şekilde kesme işlemini yapıyorum. Tüm patateslerimi kestikten sonra geniş bir tencereye alıyorum. Üzerini geçecek kadar su doldurup bir tatlı kaşığı tuzu da atıyorum. Haşlamaya bırakıyorum. Tuzumuzu haşlarken atarsak daha lezzetli olur. Kaynadıktan sonra patateslerimin suyunu süzdüm. Patateslerimizi ezici yardımıyla ezelim. Patateslerim ezildi. Ayrı bir tavaya 2 yemek kaşığı tereyağı alıyorum. Tereyağın erimesini bekliyorum. Yağımız eridikten sonra haşladığım patateslerimi tereyağımın içine koyuyorum. Bu şekilde kavuruyorum. Daha lezzetli oluyor arkadaşlar. Ocağın üzerine almadan tereyağını patatesin içine koyup kaşar peynirini koyup karıştıranlar var. Fakat bu şekilde ocağın üzerinde bu işlemi yaparsanız daha lezzetli olur. Tuzumuzu haşlarken atmıştık fakat yeterli değil. Bir tatlı kaşığı kadar tuzumu koydum. Peşinden kaşar peynirimi de ekliyorum. Karıştırıyorum. Bu şekilde kaşar peynirimin patateslerimin içinde erimesini sağlıyorum. 5 yemek kaşığı sıvı yağımızı tavamızı alıp 1 yemek kaşığı domates salçasını tavaya ilave edip öncelikle salçamızın kavrulmasını sağlıyoruz. Salçamız kavrulunca kestiğimiz sosislerimizi tavamıza ekliyoruz. Sosislerimizi birkaç dakika boyunca tavamızda pişiriyoruz. Sosislerimiz hazır. Bir fırça yardımıyla borcamın her tarafını sıvı yağ ile yağlayalım değerli dostlar. Sıvı yağ işlemi bittikten sonra hazırladığımız patateslerimizi borcamın her köşesine ayrı ayrı alalım bu şekilde yaparsak patateslerimizi borcamın her tarafına gelmesini daha rahat yapmış oluruz. Kaşığımızın üzeriyle de patateslerimizi güzelce ezelim. Borcamın her tarafına gelmesini sağlayalım. Bu işlem bittikten sonra az önce pişirdiğimiz sosislerimizi patateslerimizin üzerine gelecek şekilde koyalım, yayalım. Daha sonra suyunu süzdürdüğüm hazır garnitür vardı. Bunları da koyalım arkadaşlar. Kaşık yardımıyla yaydıktan sonra Fornişon turşumuz var. Lezzet vererek Bunu da ekliyorum. Evinizde ne varsa o malzemeleri kullanabilirsiniz. Yeşil zeytin, siyah zeytin, çok yakışık arkadaşlar. Bunu da koydum. Kaşık yardımıyla yaydım. Konserve mısır kullanıyorum. İnanılmaz derecede yakışıyor, lezzet veriyor. Tavsiye ediyorum. Son olarak kaşar peyniri. Arkadaşlar üzerine kaşar peyniri gezdirelim. Evinizde ne kadar varsa o kadar güzelce gezdirmenizi tavsiye ediyorum. Bolca da koyabilirsiniz. Artık kumpirimiz fırına gitmeye hazır. Değerli dostlar 200 derece fırında kaşar peynirimiz eriyene kadar pişiriyoruz. Benim fırınımda 15 dakikada kaşar peynirlerim eridi. Üzerini süslemek amacıyla ketçap ve mayonez kullanabilirsiniz. Kumpirimi ketçap ve mayonezle süsledim. Harika lezzet verecek. Değerli dostlar kumpirimiz hazır. Şimdi afiyetle yiyebiliriz. Sizler için bir tadına bakmak istiyorum. Bir tabağa koyup sizlere de kıvamını, lezzetini göstermek istiyorum. Misafirlerinize bu şekilde sunum yapabilirsiniz. İnanın tadını, lezzetini çok beğenecekler. Sizler için bir tadım yapıyorum. Tadı efsane. Dışarıda yediğiniz kumpirlerden daha lezzetli. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Ailenizle, sevdiklerinizle mutlu kalın, sağlıklı kalın, hoşça kalın. Ramazan Ustam kanalında kalın. Bu hafta da bizden bu kadar. Eyvallah. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.